Anadolu Özmen, senin de aktardığın gibi maalesef Gaziantep'te günlerdir yapılan uyarıya rağmen taziyeye gitmeyin, geçmiş olsun ziyaretine gitmeyin, akraba ziyaretine gitmeyin uyarılarına rağmen, camilerden anons yapılmasına rağmen, jandarma ekiplerinin kırsalda köyleri gezerek uyarıda bulunmasına rağmen maalesef yapılan bir hasta ziyareti sonrasında bir mahalle tamamen karantina altına alınmış durumda dünden itibaren. Evet, Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırsalındaki Kozdere Mahallesi, 400 haneli 1200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde dünden itibaren başlayan karantina uygulaması devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından şu anda Kozdere Mahallesi'nin giriş ve çıkışları tutulmuş durumda. Dün sabahtan bu yana ve çok sayıda araç köye girmek isteyen çok sayıda araç geri çevrildi. Yine dünden bu yana Kozdere Mahallesi'nin içerisinde jandarma ekipleri tarafından sürekli anons yapılıyor. Kesinlikle dışarıya çıkmayın. Aksi takdirde 3150 TL ceza uygulanacağı yolunda. Evet, Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Ancak karantina altına alınan İslahiye'nin 1200 nüfuslu kırsaldaki Kozdere Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı var, karantina var. Özellikle 90 yaşındaki yaşlı bir kadına ziyarete gidenler vardı. O yaşlı kadının ardından koronavirüs belirtisi göstermesinden sonra, kadına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra 52 kişi karantina altına alındı. Fakat yaşlı kadının Adana'dan gelen kızında da koronavirüsün pozitif çıkması sonrasında bu kez bütün mahalle, bütün o kırsaldaki bu köy karantina altına alınmıştı. Şu anda karantina uygulaması devam ediyor. Ancak karantina altındaki, şu anda sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kozdere Mahallesi'nde ise Vefa Sosyal Destek ekiplerinin çalışması var. Sokağa çıkamayan, yasak olan Kozdere Mahallesi sakinlerine gıda ihtiyacı veya ekmek ihtiyacı Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından sağlanıyor. Evet, Gaziantep'in İslahiye ilçesinin kırsalındaki 1200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde 5 Haziran'a kadar sokağa çıkma yasağı var ve 5 Haziran'a kadar Kozdere Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar yasaklanmış durumda. Bunun sebebi de 90 yaşında anjiyo ameliyatı olan bir kadına yapılan taziye geçmiş olsun ziyareti ve bu kadının daha sonra çıkan koronavirüs testinde pozitif olmasından sonra tamamen karantina altında. Ki koronavirüs testi pozitif çıkan o 90 yaşındaki kadın da şu anda Gaziantep'te yoğun bakımda. Ander Özmen.